V for Vendetta, herkesin devrim niteliğinde gördüğü ve başkaldırışın sembol filmlerinden başı çeken filmlerden birisidir. Devrimin ve başkaldırışın simgesi olarak kabul edilen, sinema dünyasında öne çıkan başyapıtlarından biridir. Bu film, toplumun egemen güçlere karşı mücadelesini ve bireysel özgürlüklerin savunulmasını anlatan çarpıcı bir hikayeyi ele almaktadır. Filmin gerçek bir hikayeden oluştuğunu söylemekte fayda var. Şimdi en başa dönelim, filmin ilham aldığı kişiye. 1570 yılında İngiltere'de doğan Guy Fawkes, diğer adıyla Guido Fawkes, İngiliz tarihinde dikkat çeken bir asker olarak bilinir. Fawkes, özellikle 1605'teki Barut Komplosu olarak tanınan isyan girişiminde üstlendiği rol ile tanınır. Fawkes, Yorkshire ailesinden Katolik bir bireydir ve anne ve Elizabeth adında iki kız kardeşi vardır. 8 yaşındayken babasını kaybeder ve annesi Katolik bir Hristiyanla evlenir. Fawkes, 1590'da Maria Pullin ile evlenir. 1509'da Protestan İngiltere'den ayrılarak Hollanda'daki İspanyol ordusuna katılır ve cesaretiyle dikkat çeker. 1596'da Fransa'daki Kale kentinde görev yapar ve 1600'de Newport Savaşı sırasında yaralanarak ün kazanır. 1603 yılında İspanya Kralı 3. Filipe, İngiltere'ye karşı savaşta yer almak istediğini söylese de reddedilir. 1604'te Flemenklere karşı savaşırken Thomas Winter ile tanışır. Winter, onu İngiltere Kralı'na karşı bir suikast planına dahil olmaya ikna eder. Fawkes, suikast planının detaylarını bilmeden İngiltere'ye geri döner ve olaylar gelişir. Söz konusu olayın elebaşısı Robert Catesby ile tanışan Fawkes plana dahil olur. İngiltere Kralı 1. James ve parlamentosuna düzenlenen komplonun nedeni din dolayısıyladır. Catesby ve arkadaşları Protestan hükümetini devirerek yerine Katolik bir kral ve hükümetini istemişlerdir. Guy Fawkes ve 8 arkadaşı 18 ay boyunca parlamento binasını nasıl havaya uçuracaklarını planlarlar. Hedeflerine yeteri kadar yaklaşabilmek için 36 fıçı barutla doldurabilecekleri ve parlamento binalarının altında bulunan bir mahzen kiralarlar. Fawkes ve arkadaşları plan doğrultusunda parlamento binasını 5 Kasım 1605'te patlatmaya karar verirler çünkü Kral 1. James bu tarihte parlamento oturumunu açacaktır. Ancak parlamentoda komploculardan birinin aile üyesi olduğu için 26 Ekim'de Katolik milletvekili Lord Monteagle'a parlamento binasına gitmemesi için uyarıda bulunan ünlü Monteagle mektubu gönderilir. Mektubu okuyan Lord Monteagle durumu hemen hükümete bildirir ve bu sayede komplo açığa çıkar. 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece yarısında Sir Thomas Knyvet, parlamento binasının altında barutları yerleştirirken pusuya yatar ve adamlarına binayı aramalarını emreder. Bu sırada fıçıları yerleştirmekte olan Fawkes yakalanır ve tutuklanır. Uzun süre işkence görerek diğer komplocuların isimlerini verir. Bunun sonucunda diğer komplocular da tutuklanır. 31 Ocak 1606'da Fawkes ve arkadaşları yargılanarak idama mahkum edilirler. Ancak idam sehpasına çıkarken Fawkes, merdivenden kasten atlayarak boynunu kırar ve ölür. Diğer komplocular ise idam edilir. Fawkes'in cesedi parçalara ayrılır ve ülkenin dört bir yanına gönderilerek halkın görmesi için sergilenir. Kral 1. James ve parlamentosuna yönelik barut komplosunun başarısız olması üzerine, İngiliz parlamentosu 5 Kasım'ı Ulusal Şükran Günü olarak ilan eder. Bu ulusal gün ilk kez 1606'da kutlanmış olup günümüzde de her yıl anılmaya devam etmektedir. Fawkes, vatan haini olarak kabul edilirken nasıl olur da yüzü V for Vendetta'nın maskesinde yer alır? 2005 yapımı V for Vendetta filminde Vendetta karakterinin toplumdan ayrışmış bir figür olduğunu görürsünüz. Ve İngiliz hükümeti tarafından sürekli bastırılan halkının uyanışını ve ayaklanmasını başlatan kişidir. Bu görüşünü meşhur repliğiyle ifade eder. İnsanlar hükümetlerden korkmamalı, hükümetler insanlardan korkmalı. Bunu yaparken yüzünü gizlemek için kendisi gibi tarihte baskıya karşı durmuş bir adamın yüzünden esinlenilen maskesini kullanır. Yani Fawkes, onun gözünde hükümete boyun eğmeyen bir ikondur. Henüz ilk sahnelerinde film, geleceğin distopik İngiltere'sinin baskıcı yönetimini, sokağa çıkma yasağı, devriye gezen polisler ve hükümet politikalarını gösteren tek kanal yayını yapan bir medya sistemi ile göstermektedir.
olayların başlangıcı V karakterinin sokağa çıkma yasağını çiğnemiş olan Eve'yi kurtarması ve onu kendi tanımıyla özel bir gösteriye, aslında devrimin ve İngiltere halkının özgürlüğe uyanışının ilk adımına davet etmesiyle başlamaktadır. Ve film boyunca tekrar tekrar duyacağımız şu sözleri söylemektedir. Hatırla, 5 Kasım gecesini hatırla. Barut'u, ihaneti ve komployu. Hiçbir neden bilmiyorum ki gerektirsin barut komplosunun unutulmasını. Sonraki adım, diktatörlük İngiltere'sindeki kapalı devre, TV yayını yapan yayıncı kuruluşunu basmak olmuştur. Ve bu kanalda tüm İngiltere halkına seslenir ve halkın baskıcı sistemin farkında olduğunu, yöneticilerin korkularından beslendiğini vurgular. Özgürlüklerini geri kazanmaları gerektiğini belirtir ve konuşmasının sonunda bir sonraki 5 Kasım'da her şeyin değişeceğini, kendisi gibi düşünen herkesin parlamento binasının önünde toplanmasını ister. Filmin bu bölümünde V'nin bahsettiği bir sonraki 5 Kasım'a dair doğrudan bir hamle yapılmamış olsa da gerilim ve baskının arttığı sahneler dikkat çeker. Evey ve V'nin arasındaki etkileşimler ön plandadır. V'nin intikam ve devrim amacı doğrultusunda baskıcı sistemin başkanının kuklası olmuş ve V'nin denek olarak kullanıldığı toplama kampında görev almış insanları öldürdüğünü, aynı zamanda 5 Kasım için yaptığı hazırlıkları ve özgürlük fikrini halka aşılamayı başardığını görürüz. Evey toplama kampına götürülürken, özgürlük fikrinin acı çekme anlarında filizlendiğini keşfeder. Filmin sonunda halk devrim için hazırdır. V tarafından gönderilmiş Faukes maskeleri takan insanlar, 4 Kasım gecesi polis barikatlarını aşarak parlamento binasına doğru yürürler. Aynı anda V özel korumalarla savaşarak diktatör Adam Sutler'dan intikamını alır. Ağır yaralı olmasına rağmen son bir hamle yapmak için direnir ve şu cesur sözleri söyler. Bu maskenin ardında etten fazlası var. Bu maskenin altında bir fikir var Bay Creedy. Ve fikirlere kurşun işlemez. Ve işte buradayız. V'nin mirasını ve V for Vendetta'nın derinliklerini keşfettik. Anarşinin ve devrimin ötesinde bize kalan en büyük ders, özgürlüğün ve adaletin asla pes etmeyen bir mücadele olduğunu hatırlamamızdır. Görüşlerinizi ve videonun sizin üzerinizde bıraktığı izlenimleri yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve unutmayın. Hatırla, hatırla. 5 Kasım gününü hatırla. Patlamayı, ihaneti ve komployu. Bu ihaneti unutmak için hiçbir neden bulamıyorum.